yandan da gözler sınır hattında ve ötesinde. Malumunuz Rusya ile birlikte ortak devriye faaliyetlerinin ikincisi gerçekleştirilmişti kara devriyelerinde. Yeni devriye faaliyetleri gerçekleşecek mi? Ya da sınırın ötesinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri mutabakatta verdiği sözleri tutuyor mu? Tutmuyor mu? Bu anlamda yeni tartışmalar da var. Detayları almak üzere hemen Mardin'e uzanacağız. Mardin'de Nusaybin'de haber ekibinden Ahmet Çelik haber nöbetini tutmaya devam ediyor. Ahmet kolay gelsin. Bu anlamda hemen ardında bulunan bölgede hareketlilik olduğu bilgisini dün de yayınlarımızda paylaşmıştın. Bölgedeki son durum ne, senin gözlemlerinle birlikte lütfen aktar izleyicilerimize. Haktan Uysal, yaklaşık olarak 10 ay önce olası bir operasyon harekat hazırlığı var Türkiye'nin Suriye PKK'lı YPG'li teröristler üzerine ve o dönemde rejim üniformaları gelmişti Kamışlı'ya, Tel Rifat'a ve Münbiç'e rejim üniformaları dağıtılmıştı. İşte Türkiye bu rejim üniformalarının dağıtıldığını biliyordu ve Soçi mutabakatında Rus lideri ve Rus heyetine Başkan Erdoğan ve Türk heyeti söylemişti. Yani olası bir harekat sonrasında bölgede PKK'lı YPG teröristlerin rejim üniforması giyerek faaliyetlerine devam etme konusunu belirtmişlerdi ve bunu yazılı mutabakata da sokmuşlardı. İşte bu gerçek oldu. Tel Rifat ve Münbiç'te PKK'lı YPG'li teröristler paçavralarının üzerinden çıkarak rejim üniforması giydiler. Bunun giydiklerini teröristlerin giydiği üniformaları istihbarat güçlerimiz tespit etti. İHA ve SİHA'larla bu kanıtlandı ve teröristlerin isimleri de tek tek ortaya çıktı. Türkiye tespit ettiği isimleri Rus heyetine verdi ve bu konuda da gerekli işlemlerin de yapılmasını Türkiye bekliyor. Çünkü güvenli bölgede PKK'lı YPG teröristlerin olmaması gerekir ve 30 kilometre derinliğe gitmesi gerekiyordu Münbiç ve Tel Rifat'ta. Kamışlı'ya gelirsek Kamışlı yine hareketli. Çok sayıda sivil konvoyları görüyoruz zaman zaman, işte karşımızdan yine yeni bir konvoy geçiyor. İşte bu konvoyları burada görmek bugünlerde çok fazla olmaya başladı. Öte yandan hemen bulunduğumuz M4 karayolundan yaklaşık olarak bir saat önce Rus devriyesi geçti. Rus devriyesi batıdan gelerek doğu yönüne doğru hareket etti ama PKK'lı YPG teröristlerin öncülüğü eşliğinde batıya doğru geçiş yaptı. Hemen önümüzdeki M4 karayolundan. Öte yandan Türkiye varılan mutabakat gereğini yapmaya devam ediyor. Mutabakatı harfiyen uyguluyor. Ama PKK'lı YPG teröristler ise, eli kanlı olan o teröristler ise mutabakata uymuyor. Son 24 saat içinde askerimize yönelik 11 saldırı gerçekleştirildi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.